Şimdi yine sırada çok değerli bir uzman psikologumuz var efendim. Çocuklarda alt ıslatma ile ilgili bilgilerini verecek bizlere. Alanur Özarp'ı dinliyoruz hep birlikte. Uzman psikolog Alanur Özarp ile beraberiz ve alt ıslatmayı konuşacağız. Öncelikle alt ıslatmanın nedenleri nelerdir? Tıbbi olarak onaylanmış 3 nedeni var alt ıslatma veya yatak ıslatmasının. Bunlardan birincisi bu çocukların, böyle problemi olan çocukların uykularının ağır olması. Bu onların elinde olan bir şey değil, isteyerek de değiştirebilecekleri bir şey değil. İkinci neden, bu çocukların hiperaktif özellikler gösterdiğini söyleyebiliriz. Daha hareketli ve bu hareketten dolayı da uykularını iki kat ağırlaştırdıklarını söyleyebiliriz. Bir üçüncü neden de irsiyet faktörü burada etkili olmaktadır. Genellikle bizim gibi geleneksel toplumlarda bu olay, yani alt ıslatması normal kabul ediliyor, bir problem olarak görülmüyor. Bizi de en fazla üzen burası. Çünkü gerçekten bu ciddi bir problem. Çocukların moralini bozan, psikolojilerini olumsuz yönde etkileyen bir problem. Bu çocukların aynı zamanda da böyle bir tedaviden geçtikleri zaman kendileriyle ilgili inanılmaz bir değişime uğradıklarını görüyoruz ve gerçekten de burada en önemli tedaviyi geciktiren faktörlerin içinde birincisi gerçekten bu problem olarak düşünülmemesi, ama ikincisi de bir halk arasında geleneksel olarak çok yaygın olan, yani tedaviye giderse çocuk veya götürülürse kısır kalır gibi bir korku var. Bu korkudan dolayı bize gelenlerin çoğu yetişkin yaşta, hatta askere gidecek yaşta. Onun için de biz istiyoruz ki bu problemi daha önce olması gereken zamanlarda bu şekilde halledelim veya tedavi edelim. Onun için de bir başka yaklaşım da yine kendi kendine geçer, bekleyelim. Bir başka yaklaşım da bu problem bizim ailede çok yaygın. Dayısında da vardı, halasında da vardı, amcasında da vardı gibi birincil veya ikincil akrabalar. Birincil akrabalar dediğimiz zaman anne baba bu problemle ilgili olarak, ama baktığımız zaman pek çok yakınında da aynı problem küçüklüklerinde de görülmüş olabiliyor. Alt ıslatma kaç yaştan sonra hastalıktır, normal değildir? Şöyle, normallik sınırı bir çocuk, ister kız olsun ister erkek, 2 yaşını bitirip 3 yaşından gün aldığında artık bu bir problemdir, hala devam ediyorsa. Onun için de diyoruz ki çocuğunuz 3 yaşında ve altını ıslatıyorsa veya gece ıslatması varsa bu konuda bir psikologdan yardım almanız lazım. Bundan sonrası halledilmesi gereken bir problem olarak görülmesini, böyle doğrusunun böyle olduğunu söyleyebilirim. Alt ıslatma tedavisi nasıl olur? Şöyle, burada psikolojik yaklaşım çok önemli. Öncelikli olarak bir psikolog tercih etmek gerekiyor. Çoğunlukla bu problem psikolojik olabiliyor. Ama psikolojik olması bir sorun teşkil ediyor gibi düşündüğümüz zaman, yani psikolojik bir şeylerden üzüldüğü için böyle bir problem var anlamında değil. Yani bu çocuklar genel olarak baktığımız zaman biraz önce saydığımız nedenlerden dolayı böyle bir problemle karşı karşıya geliyorlar. Bizim de özellikle anne babalara önerdiğimiz, geç kalmamaları, bu konudan çocuk örselenmeden, olumsuz yönde etkilenmeden bu tedavi için bir adım atmaları ve öncelikli olarak bir psikologdan yardım almaları. Hani gerekiyorsa bu durumda psikolog onları yönlendirilmesi gereken yerlere yönlendirecektir. Ama en önemlisi de şu, yani normal olarak siz daha önceden bir üroloğa gittiniz, tahliller yapıldı, tahlillerle ilgili ilaç başlandı ve hala devam ediyorsa problemi, işte bu aşamada da mutlaka bir psikologdan randevu almakta da gecikmemek gerekiyor. Hep çocuklarda alt ıslatmadan konuştuk. Peki erişkinlerde de görülüyor mu ve onlarda tedavisi nasıl oluyor?
Şöyle alt ıslatma problemi çocuklarda görüldüğü gibi gençlik dönemi dediğimiz ergenlik döneminde de sık olarak görülebiliyor, karşımıza çıkabiliyor. Özellikle erkek çocuklarda daha sık görüldüğü için askere gitmeden evvel böyle bir durumla karşı karşıya gelmiş ve bu problemi olan çocukların bize geldiğini söyleyebilirim. Ben bu yaştan çok daha öncesinde bu problemi halletmelerini ailelerinden rica ediyorum. Ama yetişkin yaşta, yani askerlikte bitmiş, hala bu problem devam eden gelen kişilerin de olduğunu biliyoruz ve bunların da fazla sayıda olduğunu söyleyebilirim. Büyük veya yetişkin olan kişilerin de problemini halletmek mümkün.